Efendim şimdi bugün başlığımız idara, müdara, dubara. Peki bu başlığı kendisinden şimdi yanımda zaten özür de diliyorum yaşını da söylediğim için. Nebahat teyzem geldi. Nebahat teyzemin biz nerede kaybettik, nerede bulduk, tekrar buluştuk. İyi ki de geldiniz. Teşekkür İşte ediyorum. Bugün bizim başlığımız. Belki hani dün sizi izleyememiş olanlar vardır. Kesinlikle. İsterseniz şöyle yapalım. Önce bir emeklilerimiz diyelim. Emeklilerin ikramiyesi. Yani yetmiyor zaten böyle hayat inanılmaz pahalı Nebahat teyze. Sorma, sorma. Bir haberi izleyelim mi beraber? İzleyelim, ondan sonra da merhaba konuşalım. Diyelim. Vallahi bol bol konuşalım. İnşallah. Hadi bakalım öyle olsun. Geçinebiliyor musunuz? Vallahi idara, mudara, dubara. Yoksa geçim davası maalesef bu devirde bitti. Nasıl idare edeceğiz yani? Zam üstüne zam. Bize zam yapıyorlar göğe ama burada 10 katı zam. Artan enflasyon karşısında her gün eriyen maaşları yetmiyor. Maaş, kirayı, faturaları zor karşılıyor. En temel gıda ürünleri bile emekli için artık lüks. Geçim derdindeki milyonlarca emekliden Nebahat Özdağ'ın bir umut bayram ikramiyelerinin arttırılmasını bekliyordu. Ona da mecliste AK Parti ve MHP'den ret geldi. Benim adım Nebahat. Aman kimse yapmasın kabahat. İşte benim halim. Nebahat Özdağ'ın 75 yaşında emekli. 3500 lirayla ay sonunu getirmeye çalışıyor ama getiremiyor. En çok proteine ihtiyacı olan bu yaşında evine peynir bile girmiyor. Peynire gittim. Dedim ne kadar kilosu? 190. Peki dedim bana şu kadarcık tart dedim. Tartta 70 lira. Maalesef iptal ettim. Ve baktım baktım döndüm. Ne yapıyorum şimdi? Ekmeği kızartıyorum. Üstüne zeytinyağı, nane, tuz. Çıtır çıtır hem börek yerine hem ekmek karnını doyuruyoruz. Aç kalıyoruz çoğu zaman. Et yüzü asla göremiyoruz. Bayram ikramiyeleri asgari ücrete eşitlensin diyoruz. CHP'nin teklifi bayram ikramiyelerinin asgari ücretle eşitlenmesiydi, reddedildi. Emeklilere bayram ikramiyesi ilk kez Haziran 2018'de yatırıldı. 1000 liralık ikramiye 212 dolara denk geliyordu. Aradan yıllar geçti. İkramiye sadece 100 lira artırıldı, 1100 lira oldu. Artık karşılığı 59 dolar. Bayram ikramiyesiyle 2018'de 5 gram altın alınabiliyordu. Artık gram altın 1054 lira. İkramiye tek gram altına ucu ucuna yetiyor. Ne yarıyor? Hiç de vermesinler. Deva olmuyor be kızım ya. Olmuyor. Bugün bu markette aldığını yarın alamıyorsun. Bunlardan ilaç katkı payı alınması da kaldırılmalı. CHP'li Ömer Fethi Gürer, emeklilerin maaşından kesilen ilaç katkı payının da kaldırılması gerektiğine dikkat çekti. Emekliler en çok ilaç kullanmak zorunda kalan grup. Maaşlarının ne kadar olduğunu bile ilaç kesintisi nedeniyle bilemiyorlar. Ben 3-4 tane ilaç kullanıyorum. Hanımım 3-4 tane ilaç. Dün mesele gitti, sağlık ocağından aldı. 35 lira ödedi. İsyan ediyor. Geçinemiyoruz. Maaşım yetmediği için ben yardıma muhtacım. Övünüyoruz ki biz şu kadar yardım ettik. Ben öyle yardım istemiyorum. Nebahat teyze. Merhabalar. Nasılsınız? Hayırlı günaydın. Sabahlar, günaydın, gözün aydın. Güzel bir atmosferde güzel bir sabahı sizlerle olmak bana ayrıca olur. Ben gelmedim dava için. Benim işim Sevi için. Dostun evi gönüllerdir. Gönüller yatmaya geldim. Ya gelin tanış olalım. İşi kolay kılalım. Sevelim, sevilelim. Bu dünya kimseye kalmaz. Kalmaz kardeşim. Ölüm var, ölüm var. Onun için hayırlarla, iyi niyetlerle olalım, buluşalım ve yolumuza gidelim inşallah. İnşallah. Şimdi biz sizinle Bakırköy'de karşılaştık. Sonra bize dediniz ki bir öğüt. Ya bu memlekette ne oluyor? Geçinebiliyor musunuz? Şöyle Öztürk size sordu. Evet. Ondan sonra idara, müdara, dubara dediniz. Aynen, aynen. Ne bu? İdare edersek idareli gideceğiz. Mudara dersen işte böyle çaktırmadan bir şeyler yapacağız. Dubara da hep böyle rol yapacağız. Pollyanna bir nevi. Ama bunları aştık artık. Aşmamız lazım. Çığır atlattık. Uzaya gitmeye niyetliyiz göya göya. Nereye gideceğiz? Kuşlar yerlere indi, uçmuyoruz artık. O hale geldik. Onun için gerçekten emeklilerle ve bilhassa kiralar da almış başını gidiyor. Onun için şu kiralara da bir düzen getirsin. Memleketimiz, Cumhurbaşkanımız madem başımızda. Bir efendim, bir evladı anne baba eğitir, sonra öğretmen. Bizim de anne baba eğitimliğiyle beraber bizim Cumhurbaşkanımız var. Bizi o eğitecek. Biz ondan ilham alacak, ilham verecek, güç verecek. Fakiri, fikarayı, emekliyi gözetleyecek. Maşallah Rabbena hep bana, Rabbena hep bana. Olmuyor,
Olmuyor. İnsanlar kan alıyor. Kimsenin haberi yok. E tabii ki neden öyle oluyor? Kimse bizim cemaatten demeyeyim, cemiyetten falan böyle konuşan yok. Bizim televizyonları seyretmiyorlar. Başka televizyona böyle gidiyorlar bakalım nereye kadar. Ama bu işin sonu inşallah hayırlara çıkacak inanıyorum.